59 yaşındaki Elmas Kılıcı esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve ailesi artık hayatından endişe ediyor. Çünkü o sır kayboluşun üzerinden tam 90 gün geçti. ...90 gündür arıyorum, gece gündüz 24 saat arıyorum. Hiç izine rastlamadım, 9 Kasım'dan belli görmüyorum. Üzerinden tam 90 gün geçti. O günden beri tek bir haber bile alamadılar. Ben kuşkulanıyorum. Ya kaçırdılar bunu ya da öldürdüler. Belki de zorla tutuyorlar. Elmas teyze neredesin, çık gel yani. Yazık, günah, adam arıyor. Günler geçtikçe ümitleri de tükendi. Hatta artık hayatından endişe ediyorlar. Çünkü sormadıkları eş, dost, komşu, gezmedikleri sokak kalmadı. Gece gündüz demeden aradılar, yine de Kılıcı'ya ulaşamadılar. Var mıydı bir problemi sizin ikinizin arasında geçen bir problem? Bizimle herhangi bir problemi yoktu. Başına bir iş gelmeseydi şimdiye çoktan gelirdi. Kılıcı'nın evden ayrılırken yanında bulunan 70 bin lira tutarındaki altınsa ailenin endişesini daha da arttırıyor. Altınlar yüzünden başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünüyorlar. Altınları vardı, parası da vardı ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Altınları işte normalde 60-70 lira yapar yani. 59 yaşındaki Elmas Kılıcı'yı tam 90 gündür adım adım her yerde arıyorlar ama tek bir izine bile rastlayamadılar. Evden çıktığında üstünde kırmızı bir kazak, beyaz bir eşarp vardı. İşte bu yüzden ailesi özellikle bu kıyafette onu görenlerin ihbarda bulunmasını istiyor. Bir kırmızı kazak, kafasında bir dilber. Elmas teyze başına bir şey gelmiş olabilir. Kış günü, soğuk. Annemizi seviyoruz. 90 gündür yediğimiz içtiğimiz neremize gittiğini bilemiyoruz. Polis şimdi her yerde hakkında kayıp ihbarı bulunan Kılıcı'yı arıyor. Ya biri evde tutuyor bunu, bırakmıyor. O altınların şu farkına vardılar. Anlam veremiyorum yani. Otopark, garajları dahil her yere baktım. Bir izine rast gelmedim. Evine dönmesini istiyoruz. Gören duyan telefonları bildirsin, emniyet müdürlüklerine bildiri yapsın. 90 gün kötü geçti yani. Babam arıyor, bulamıyor. Biz arıyoruz, bulamıyoruz.